Merhaba tarih severler. Bugün Selçuklar Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti konulu dersimizin 3. başlığındayız. Dersimiz 3. başlıkta Selçuklarda Atabeklik müessesesi ve Hatunların siyasi rolünü anlatmak olacaktır. Selçuklarla birlikte İslam dünyasına gelen ve onlardan Gaznelilere, Gürcülere ve daha sonraki devletlere geçen müesseselerden birisi de Atabeklik müessesesi idi. Devlet, hanedan mensuplarının ortak malı olduğundan şehzadeler daha küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak gönderilmiş ve şehzadeler kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere onlara birer atabek tayin edilmiştir. Şehzadeler büyüdükten sonra da bu atabekler onların vezir olmuş, kumandan olmuş veya müsteşarı olarak kalmıştır. Atabekler şehzadelerin devlet adamı olarak yetişmelerinde ne kadar faydalı olmuşlarsa onları sultanlığa, yani şehzadeleri sultanlığa veya hakimiyetlerini genişletmeye kışkırtmışlardır ve böylelikle de kendi konumlarını yükselterek devlet içerisinde, devlet bünyesinde sarsıntılara sebep olmuşlardır. Atabekler şehzadelere kızlarını, zaman zaman kızlarını vermişlerdir. Kızlarıyla şehzadeleri evlendirmişlerdir. Veya eğer şehzadelerin anneleri ölmüşse, yani babası ölmüşse, şehzadelerin anneleriyle evlenmek suretiyle de güçlerini arttırmışlardır. Ve fiili hakimiyeti ellerine almışlardır. Selçuklu Devleti'nin imparatorluk bünyesindeki kudreti sarsılınca da bağımsız devletler kurmuşlardır. Selçuklar zamanında önceleri bir ünvan olarak ortaya çıkan ve zamanla önemli bir devlet memuriyeti şekline dönüşen Atabeklik, daha sonraları Atabeklerin yanlarında bulunan şehzadelerin anneleriyle evlenmeleri sebebiyle daha önemli bir konum haline gelmişlerdir. Zaten bunu söylemiştik. Atabekler doğrudan Selçuklu Sultan'a bağlı olup bulundukları bölgelerde onların naibi sıfatıyla adeta yarı bağımsız bir hükümdar gibi hareket ediyorlardı. Ölen bir Atabey'in yerine bazen oğlu tayin edilirdi ki bu orta çağda memuriyetlerin babadan oğula geçmesi esasına bağlıdır. Sultanlar şehzadelerin herhangi bir tahrike kapılarak isyan etmelerini önlemek maksadıyla Atabekleri hem tecrübeli hem de en güvenilir emirler arasından seçerlerdi. Hükümdarların ölümünde meydana gelen taht kavgaları sırasında bazı Atabeklerin görünürde naibi olduğu, yardımcısı olduğu şehzadeyi tahta çıkartmak, gerçekte ise bütün ülke yönetimini ele geçirmek için iç savaşlara sebep oldukları görülmektedir. Merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemlerde Atabekler bağımsızlık yolunda açıkça faaliyette bulunmamışlar. Ancak devlet otoritesinin zayıflamasıyla Atabeklerin birçoğu vasisi veya naibi bulundukları şehzadelerin yerine kendi adlarına hakimiyetlerini icra etmeye başlamışlardır. Böylece Atabeklerle anılan bir takım hanedanlıklar kurulmuştur. Bunlara örnek vermek gerekirse Şam Atabekleri dediğimiz Şam'da kurulan Böriler ki bu hanedan olmuştur. 1104-1154 arası. Yine İmadettin Zengin'in kurmuş olduğu Musul ve Halep Atabeklikleri. Bunlar da 1127-1233 arasında hüküm sürmüşlerdir. Yine Azerbaycan Atabekleri ve İldenizler. Bunlar da 1146-1225 arasında devam etmişlerdir. Hakimiyetlerine, hükümranlıklarına bir devlet olarak kastediyorum. Fars Atabekleri veya Salgurlar da 1194'te kurulmuş, 1286'ya kadar bir devlet olarak devam etmişlerdir. Bunlar dediğimiz gibi başta şehzadenin eğitimcisi olarak ortaya çıkmış, daha sonradan devlet
devletlere dönüşmüşlerdir. Türkiye Selçuklulara geldiğimiz zaman Türkiye Selçuklu Devleti feodal bir bünyeye sahip olmadığından dolayı Atabeklik müessesesi burada daha farklı bir gelişme gerçekleştirmiş. Memlüklerde ise Memlükler tabii onların siyasi bünyesi askeri olduğundan dolayı Atabekler de ordu kumandanı yani Atabek el Asakir olmuşlardır. Osmanlılarda da ise Atabeklik müessesesi yerine Lala adı ile devam etmişlerdir. Şimdi değerli tarih severler, Hatunların Selçuklu Devleti'ndeki yerine bakmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Öncelikle Hatun yani kadın Türkçe'de tarih boyunca Türklerle temas etmiş, Asya ve Avrupa milletlerinin dillerini, Türk hükümdarının karısı, Türk kadını, saygın kadın, yönetici kadın anlamlarına gelmişlerdir. Hatun, Hunlardan itibaren İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdar zevcesinin resmi ünvanı olarak kullanılmıştır. Bir resmi ünvan olarak kullanılıyor. Eski Türk devletlerinde hatunlar devlet işlerinde söz sahibiydiler ve protokolde yerleri vardı. Eski Türk geleneklerinin kuvvetli tesirinde bulunan Karahanlarda Hakan'dan sonra söz sahibi olan kişi Hatun'du. Karahanlı Sarayı'ndaki kadınlara Uygurlardan geçen Katun Kunçuy ünvanı verilmiştir. Selçuklara geldiğimiz zaman Hatun ünvanı ile anılan hükümdar hanımları saray toplantılarına katılmasalar da kocaları üzerinde nüfus sahibi idiler. Mesela Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun'un, Tuğrul Bey Altuncan Hatun'un sözünü dinler, kararlarında onun fikrini de alırdı. Sultanlar genellikle baş hatun olmak üzere hanımlarından birini yanında sefere götürürlerdi. Ayrıca hatunlardan bazıları sarayda sultanın yanında değil, geçici veya devamlı olarak bir başka şehirde ikamet ederdi. Sultanla birlikte sarayda otursun veya oturmasın, hatunun emrinde küçük çapta bir idari ve askeri teşkilat, kendi hazinedarı tarafından yönetilen bir hazine, özel vezir ve diğer görevlilerde bulunurdu. Nizam-ı Mülk eski Türk devletlerinden intikal eden kadın nüfuzunun devletin geleceği için tehlikeli olduğunu anlayınca hatunların hükümet işlerine müdahalesini önlemeye çalışmıştır. Uzun süren vezirliği döneminde Nizam-ı Mülk edindiği tecrübelere dayanarak kaleme almış olduğu Siyasetname adlı eserinde hükümdarların hatunların tesiriyle çıkarmış oldukları fermanların doğurmuş olduğu sakıncaları belirtmiştir. Ve gerçekten bu çıkan fermanlardan da halk ve hükümet zarara uğrayacaktır diyerekten hükümdarları, sultanları uyarmışlardır. Evet. Bu dersle ilgili anlatacağımız iki husus vardı. Atabekler ve Hatunlar. Bunlarla ilgili de bilgilerimizi anlatmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.